Sonsuza kadar da kurt geliyor galiba, değil mi? Evet, sonsuza kadar da kurt geliyor. Adam da bizi sonsuza kadar da blokluyor. Selam millet, dedeler oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. For Honor oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş bittiği zaman hiçbir şey sona ermemişti. Öfke barışa gölge düşürüyordu. Şimdi de bu piçakçıları anlatıyor. Düşman neredeyse onu bulup onunla her daim savaşırlardı. Blade Dancer'lar. Bir efsaneyi yok eder ya da oluştururlar. Herhalde Blade Dancer'ız bir oyunumuzda. Aynen Blade Dancer'mışız. Tehlikeli. Hençerli abla. İlk iki bölümümüzde Örüklü ablaydık. Gerçi Örüklü abla yine yanımızda dolanıyordu ara ara. Örüklü abla olmayıp Baltalı abi olduğumuzda da. Loading ekranını çok beğendim bunun ya. Atak blok mekaniği var ya hani böyle sağa sola çek, yukarı çek falan diye. Onları göstererek yüklemesi mükemmel. Savaş doğanlar yaratıcı olabilir. Olmak zorundalar. Twisting Blade. Hero'ların default bir stance yoktur. Ne demek istedi acaba? Bunu demek istemişsin. Peki. Natural block. Bir sürü şey var ya oyunda. Ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Natural stance'de her atakta bloğunu gerçekleştirmen lazım falan gibi bir şeyler söyledi. Bitirdim adamı ya. Adamı resmen bitirdim. Ha, şimdi de adam beni bitirdi ama. Evet, şimdi de ben adamı bitirdim. Nedir yani? Şunlara bir şey mi yapmamı istiyorsun acaba? O bir tuş mu? Evet, bir tuşmuş. Ve bunlara bakıyormuşum. Neyse, observation'mış. Şimdiye kadar kaçırdık. Canımız sağ olsun. Holden should never have sent those scouts ahead. He should have sent me first. Apollyon asked me. İlk başta beni göndermelilerdi. O zaman böyle sakata gelmezlerdi. Peki bu çok ayıp olmadı mı şimdi ya? İki tane birden adam göndermem bana. Hatta üç tane birden adam göndermem. Şişt, sakin olun bakayım. Soldan kandırdı beni. Yukarıdan saldırdı son anda. Soldanmış gibi gösterip. Vay. Arkadakine odaklanmış olarak öndekiyle dövüşmek çok orijinal bir hareket ha. Peki. Aman yanlış yerden saldırdım. Sana doğru yerden saldırdım. Ama ikiniz birden saldırırsanız böyle olmaz. Arkadaşlar. Şişt, teker teker. Teker teker. Delikanlılar. Teker teker. Refleks olarak bir sağdan saldırdığında birisi soldan mı saldırıyor? Her seferinde şey yapıyorlar. Ah birbirimize çarpıştık. Bu hiç iyi olmadı. Hemen heal atmam lazım. Birine sağdan vurursam ve atağı yerse bloğunu sağa alıyor. Ben de zannettim ki hani vurduğumuz yöne çeviriyor. Alakası yok. Sağdan vurdum bloklarsa sola alıyor yine de. Yani sağ sol sağ sol diye herhalde refleks olarak insanlar sağlı soldu saldırıyor genelde. Bilemedim ki. Ha, Vikings iyi olmadı. Vikings biraz insafsız saldırıyor. Bu sefer almadı mesela. Beni duydu galiba. Peki bizde şöyle bir hareket var mı? Allah diye. Oo, Gayla bak sen kesme attı. Kadın çeviklik emsali. En sonunda bir samuray öldürdüm. Bir sürü bacağım macağım kırıldı. Bana inanmıyorsun değil mi diye hikaye anlatıyor. Şşt geri. Sen ne kadar hunhar bir tipsin bakayım öyle. Ben şey değilim çok çevik değilim onu fark ettim. Aman çeviyim de şey değilim, dayanıklı değilim. Dayanıklı olmadığım için ağzımı burnumu kırıyorlar bu saldırılarda. Ama hocam sen yaptığın tam bir terbiyesizlik ya. Peki önce sen saldır, ben bloklayayım. Ondan sonra sana bir tane sağ, bir tane sol geçireyim. Böyle bir tane duvara dayayayım seni. Yukarıdan bir hızlı atakla bu işi bitireyim. Bir de sana execute yapacaktım. Sinirlendirdin beni ama canımız yetmedi bunu yapmaya. Neyse. Hayat boyu
Çalışma, hayat boyu çalışma. Çok güzel. Oradan yaparsan böyle saldırırım. Oradan yaparsan böyle saldırırım. Saldıramadım öyle. Yani yanlış yerden saldırdım yine. Niye yapıyorum ben bunu? Nereden blok aldın? Oradan mı? Güzel. Önce bir görelim adamların bloğunu ya. Vallahi görelim. Bir de birinin kafasına top atacağım bu sefer. Mekan tamamen dağılmıştı. Top atmıyormuşum. Böyle bir şey atıyormuşum. Şimdi fark ettim. Ha, en sonunda bloklamayı akıl edebildi. Koçum dur. Dur baltalı dur. Kaçınızla birden dövüşmek zorundayım ya. İşte seni de blokladım. O zaman sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var hocam. Seni ben şuradan bir aşağı atayım da selametle. Benim bilinçsiz dövüştüğümü zannettin, değil mi? Bir taktik kraliçesi olduğumu anlamadın. Aman, 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 aman. Ben ani saldırı yapayım derken adamlar beni rezil etti. Sersemlemedin mi? Oradan dönüp ötekine gömçertmem beni bile korkuttu ya. Şşt, o hareketi hiç sevmiyorum. Bak bak, o hareketi hiç sevmiyorum biliyor musun? Seni de buradan aşağı atarım. Sen beni daha tam olarak anlamamışsın. Çok güzel. Aşağıda karşılaşmadığımız adam sonradan karşımıza illaki geliyormuş. Peki sana combo yapmak istiyorum da yanlış taraftan başladım komboya. İşte bu kadar. Sana da bir omuz atıp şöyle. Sonrasında Allah diye. Ya sen ne gıcık. Sonsuza kadar yapacağım mı onu? Çok merak ediyorum. Sonsuza kadar yapacağım mı onu? Beleş bir hareket bulmuşsun. Yapıp duruyorsun habire. Ben de nasıl biçer dövermişim, kendimden korktum ya. Durduramıyorlar abi. Hızımı aldım gidiyorum yani. Yukarıya doğru. Gel bakayım emmi oğlu. Ezberden saldırı. Aman aman. Ben sonradan fark ettim senin onu yaptığını. Sen biraz kaç bakayım ya şöyle. Canını doldur. Allah. Ya formatı bozduk diye hemen bizi cezalandırıyorsun. Ben de böyle bir execute yapmak zorunda kalacağım sana şimdi. Dur bakayım, seni ben oradan aşağı atabilir miyim ya? Birden fazla kez yemiyorsun galiba aynı hareketi. Peki. O hızlı davrandı. Hala güzel gibi bir şey söyledi. Neyden bahsetti anlamadım. Ama hala güzelmiş, onu anladım. Oyun çok ilginç değil mi ya? Yolumu bulmak için çabalıyorum yani. Göstermiyor bana nereden olduğunu. Kendi kafama göre herhalde buradan falan deyip yürüyorum. Al bakayım sana saldırı. Aman aman sen nereden çıktın ya? Ne kadar kötü adamlarsınız ya. Her yerden çıkıyorsunuz. Keşke yansanız. Keşke yanarak bitseniz şöyle. Dur, dur çocuğum, dur. O öyle olmaz. İşte bu. İşte bu. O zaman ben de sana aynısını yapayım. Hoşuna gidiyor mu? Ya. Apolyonların karanlığı bu dünyayı tamamen kaplayacaktı sanırım. İşler buldum orada. Ne buldum ben de bilmiyorum ama. Bir fikrim vardı.
Sabotajı karşıla. İçeri girmek umudumdan daha kolaydı. Nasıl algıladın onu hemen ya? Bak terbiye size bak. Böyle bir Allah böyle bir taktik yapayım demiştim sana olmadı. Shoryuken. Aduket. Oo delikanlı. Girişine hemen saldırdı adam bana be. Delikanlı değilsin. Yok ya öyle abanarak oluyor mu o işler? Taktik taktik. Yavrum. Hı? Kapat orayı. Bu kadar. Sabotaj. Bunun işe yarayacağından emindim. Bak gelmiyordu. Arkadaşı varsa onu bekliyor çakal. Peki. Bir şey deneyeceğim şimdi. Sana bu hareketi yaptığımda ben mesela sen bir saldırı yapıyorsun ya bana bunun karşılığında. Ben ona niye blok alamıyorum? Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Ben kötü oynuyorum ama sen hak ettin. Ya bakayım. Yanlış yerlerden blok alıyorsun çocuğum. Yanlış yerlerden blok alıyorsun. Ha şimdi hızlı aldı bloğunu. Doğru yerden aldı. Sağdan, soldan olmadı. Sağdan, soldan, yukarıdan. Mükemmel. Bunu çekmeliydim sanırım. Vay be, her bir şeyi başardık ha. Her bir şeyi başardık. Oo, delikanlı. Peki, benim böyle bir saldırım vardı ya. Buna yapabiliyor muyum onu diye bakayım diyecektim. Yapabiliyormuşum ama tabii hit etmesi lazım bunun için. Canımız sağ olsun. İyi savaşmaya başladım, nazar değmesin. Dandik adamlar gerçi karşımdakiler. Daha boss gelmedi ama. Şimdi merkezi mekanizma neredeydi bakayım? Ohoho! Zincirleme saldırılar yapıyor. Bloklayamayan saldırılar yapıyor. Mükemmel. Babacığım sen ne yaptın acaba? Gençliğinde biçer döver falan mıydın? Ha, bundan da kaçamıyorduk. Mükemmel. Neyse ki bir şey söyleyeyim mi? Son anda adam kendi kendine düşmeye karar verdi. İyi ki düşmeye karar verdi yoksa rendeleyecekti bize. Ona saldırılar abi. Ey Allah diye gittik. Bir de selam çaktım ona. Ne oldu? Mekanizma dağıldı. Profesyonel çalışma bir başka oluyor ya. Yol temizlendi. Etkileyici. Onu cesaretlendirme. Fazla psiko bir tip ya. Overall performansımızla müthiş bir şey sergiliyoruz. Şu puanlarımla bir şeyler yapabiliyor muyum? Ona bir bakacağım şimdi ya. Bana bir puan veriyor, bir şeyler söylüyor ama. Koyunların arasındaki kurt. Şimdi güzel kardeşim. Second Wind güzel de. Atakların daha fazla hasar vurur. Ha, işte bloklanamam bir süre demek istiyorum. Atakların %5 fazla hasar vurur.
30 saniye için %30 az hasar alırsın. Savaş dışındayken canın dolar. İşte bu kadar. Şimdi atakların bloklanamaz da gerçekten de onları rendeleyeceğime inanıyorum. Oyunların arasındaki kurt bölümünde hangi karakterle oynayacağımızı çok merak ediyorum. Umarım bize yine örgülüyü verir. Sorularım vardı. Master. Efendim, Why this fortress? neden bu kale? Looks like it's just a storehouse. Depo gibi görünüyor. It is. Zaten öyle. And that's why we're here. İşte bu yüzden buradayız. These barbarians. Bu barbarlar. They seem like they're good people. İyi insanlar gibi görünüyor, değil mi? Birbirlerini kabullenip kucaklıyorlar. Aynı türdenmiş gibi. Ama bu bir yalan. Gece çöktüğü zaman her biri bıçaklarıyla birbirini bıçaklıyor. Eğer onların arasında bir kurt varsa, onu özgür bırakmayalım mı? Aralarındaki kurt diye. Şimdi yeni sorularım vardı. Cevap vermesi daha da zor olan. Bu kadın manyak ya. Normal tipler arasındaki hayvani savaşan ya da atarlı öfkeli psiko tipleri kendi saflarına katıyor bile. Katapultlar. Koçbaşı hareket etmeye devam etsin. Execution yok. Execution yok. Ben çok efendi bir insanım. Execution yok. Şöyle devam ediyorum. Hemen arkalarına geçiyorum onları. Yallah diyorum. Yallah diyorum. Yallah diyorum. Ondan sonra blok alıyorum sana. Bir diyorum. Sonra sana şöyle yapıyorum. Bak. Bir. Sana bir tane sürprizim var. Benim ataklarım bloklanamaz. Al bakalım. Karakter var mı aranızda başka? Varmış. Al bakayım. Al bunu da. Hala bloklanamıyor muyum? Galiba bloklanamıyorum. Yazık size. Gerçekten üzüldüm. Benim gitmem gereken bir yer var. Bazen çok gaza geliyorum. Etraftaki düşmanları temizle diyormuş. Pardon. Tamam da etrafta nerede düşman var da temizleyeyim ben ya? Bu mu var? Evet bu varmış. Benim zaten onunla kapışmam lazımmış. En başından beri yanlış yapmışım. Canım sağ olsun. Bu örgülüyü aldığım zaman ben içimdeki psiko açığa çıkıyor. Tamam örgülü, sakin ol. Sakin ol örgülü. Kızdığını ben de biliyorum. Kızdığını ben de biliyorum. Capturing mi? Capturing ne ya? Niye capturing oluyor böyle? Ha capturing olmuyor. Benim canım doluyor. Abi bu güçsüz. Güçsüz adam demeye çalıştı. Adamlar beni korkutuyor ya. Bu nedir abi? İnanılır gibi değil ya. Arkadaşım, izin ver de kaçayım. Adam resmen hayır Alev'in orada duracaksın dedi bana. Bunu blokladın, iyisin. Bunu da blokladın, iyisin. Ama hızlı atak yaptım sana. Ya, kandırdım. Merhaba. Başka? Bir de karşı taraftan marayınlarından. Ana. İyi de bir saniye ya. Çok saçma oldu bu. Tamam baştan deneyelim biz bunu ama o Ram'ın health'ı nasıl gitti öyle? Aha. Ha gayret. Bunu da geçtik ama biraz daha can kaybettik. İkinci manyak da geçti. Şimdi üçüncü manyak gelecek. Bu arada sizden de kurtulsam hiç fena olmaz.
Evet. Başka okçular varsa onlardan da kurtulsam fena olmaz. Bu kadar. Acilen sana karşı da bir saldırı yapmam lazım. Hop. İşte bu kadar. Siz de oradan her fırsatta vurun abi. Mükemmelsiniz. Ha bakayım bunu da. Yeni bir tane daha geldi şimdi. Oo, oradan doğru atak savuruyor. Uyanığa bak. Mükemmel. Oradan doğru atak savuruyor. Peki. Bir de şöyle deneyelim. Protector Ram görevi hala başarılı. Needs me ha? Nerede Kriv needs me? Kriv niye needs me? Peki. Ben bunun yanında durmazsam galiba bir süre sonra hareket etmeyi bırakıyor. Bu alanın içine girmiyor adam ilginç bir şekilde. Hadi Ram. Hadi Ram. Oho, üçlü üçlü götürdüm adamları. Devam edin. Hadi. Şu kapıya gömçertmemiz lazım. Ya bir ram kırılıyor, bir ben ölüyorum. Ben anlamadım ki nedir bu. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar, başarabilirsiniz bunu. Düşmanı 1-2 saniye için patlis edecek bir tane şey aldım. Checkpoint reached dedi en azından. Kırıp da içeri girene kadar bu katapultun çalışır halde olmasını sağlamamız lazım. Ne yapacağım? Ben mi yapacağım onu? Peki. Bam. Bir tane gömçerdiler üstüne. Sıkıştı. Ha, üstüne çıkacağım. Çile dolu bir hayatım var ya. Çile dolu bir hayatım var. Şimdi Kral geliyor galiba benimle kapışmaya. Evet. Nasıl da sinirli ya. Nasıl da atarlı genç. Legendary Yarl. Allah. Bir saniye hocam. Ben şimdi bak senden bir izin istiyorum. Ondan sonra şimdi sana şöyle unblockable. Unblockable'ları da blokluyor adam. Valla unblockable'ları bile blokladı adam ya. Kaç 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 kaç. Bomba at. Ağzına bomba at. Yeterince dövdün mü adamı? Bilmiyorum. Yeterince dövememişim. Ya da yeterince dövmüşüm. Bu adam benim dengim değildi galiba ya. Bu adam zaten benim komutanımın falan dengiydi. Ayağa kalk. Suratlarını göremeyeceğiz galiba adamlarımız hiçbir zaman ya.
İşte bu ya. 2'ye 1 aynı şekilde delikanlı olmayan saldırı metodunu biz de kullandık sonunda. Ağır saldırılar yaparsan kardeşim, hafif saldırılarla her zaman seni avlamaya devam edeceğim. Madem öyle, al bu da benden sana hediye. Kartel. Şşt, geri. Ne yapıyorsun lan? Alo, ben böyle bir şey ömrümde görmedim. Söyleyeyim, bu tam bir saçmalık. Çocuklar şimdi bakın. Sizinle uğraşamam. Tamam mı? Sizi ska ska diye ikili indirerek devam etmem lazım. Şuradan bir hemen... Ne yapayım? Aşağı atlama demiyor musun ya? Ha, aşağı atla diyorsun, tamam. Ha, ben senin derdini anladım, hatırladım ben seni. Tamam, sen bunu istiyorsun. İşte bu kadar bak, içinden geçtim. Mutlu musun? Hoy de bire. Yine mi aynı adama geldik? Vallahi yine aynı adama geldik ya. Ha, bir de kurdu var adamın, ne kadar güzel. Kurtları var. Ölmeye hazırlan. O zaman şöyle yaparsam bir kurdundan kurtulmuş oluyorum değil mi? Hah, savaşmayı öğrendim ama. Savaşmayı öğrenememişim. Ben blok almıyorum ha, bunlara niye hedef alıyorum ki ben ya? Zaten savaşımız bitecek şimdi. Bu kadar. İşte bu kadar. Ben niye hiç doge edemiyorum ya bu adamın ataklarını? Her seferinde luck in luck out diye. Kurtları hedefleyip hedeften çıkartmak zorunda kalıyorum. Gel buraya gel. İşte bu kadar. Kurtlarını öldürdüm diye zoruna mı gitti? Koç? Hiçbir şekilde atak yaptırmıyor abi. Hiçbir şekilde atak yaptırmıyor. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Her hatamı blokluyor. Dodge ettirmiyor. Bir tane daha kurt varmış, görmedim ki ben onu. Abi kurt saldırmıyor bana. Arkamı dönüp bari bir süre kaçayım da kurt saldırsın diyorum. Evet. En sonunda... Biraz daha dayanmam lazım. Evet. Çok güzel. Kendi kurdunu kendin öldür. Beni uğraştırma. Peki bir şey, bunu nasıl halledeceğiz? Bana bunu söyler misin? Bunu nasıl halledeceğiz yani? Senin bu bütün dünyayı bloklama işini nasıl halledeceğiz?
Gudmundur. Hadi. Da sonsuza kadar da kurt geliyor galiba, değil mi? Evet, sonsuza kadar da kurt geliyor. Adam da bizi sonsuza kadar da blokluyor. Ben bunu çözemedim ya, bunun matematiğini. Ne yapacağız bilmiyorum şu anda gerçekten. Kaç 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 kaç. Atak yap Allah aşkına, gözünü seveyim, atak yap. Bana seni bloklama şansı bırak. Hayır kurt, hayır hayır. Hayır, en son istediğim şey bu. En son istediğim şey bu. Your legend precedes you, Gudmundur. Allah'ım var ya, yemin ediyorum 80 kere, kardeşlerim hiç abartmıyorum, 80 kere oynadım burayı. Bir tane aptal skill yüzünden bu kadar çok uğraşmam var ya, çok büyük bir haksızlık. Bu adamla bir kere daha karşılaşacağız üstelik. En kötü ihtimalle bir kere daha karşılaşacağız. Etrafındaki herkes şimdi bonusu aldı mı? Nereye gitmemi istiyorsun? Şuraya gitmemi istiyorsun. Al bakayım beline. Normal adamlar birbirleriyle uğraşabilirler. Benim görevim burada. Bir kere daha değil mi? Aynı adam bir kere daha. Yanlış taraftaydım. Ne oldu? Sakalına tükürdüm. Eblek eblek bakıyorsun. Ne oldu? Kurtların yok galiba etrafında bu sefer. Çıldırdı. Adam çıldırdı. Ben de çıldırayım. Bloklanamaz özelliğini bosslara işlemiyor olması ne kadar güzel ya. Bloklanamaz özelliğini bosslara işlemiyor olması ne kadar güzel. Neyse işledi. Blok diye peri yapıyor büyük ihtimalle adam. Kaliteli yapıyor yani. İyi dövüştün ihtiyar. Geber git şimdi. Kurtlarını da al defol. Hayatımda en sinirlendiğim oyun serilerine bir tane daha eklendi. Biraz önceki bu adamın savaşı. Merhamet. Neden buradayız? Merhamet kadının adıymış Mercy. Sanırım biliyorsun. Famine. Burası tahıl yetiştirdikleri yer. Böylece yeni ekim olmayacak. Kışta hepsi açlıktan birbirlerini öldürecekler. Bir yemin ettim. Barış için savaşmak için. So did you.
Sen de ettin. Hepiniz ettiniz. Meryem'i kızdırdılar. Adamların tahıl ambarlarını, mekanlarını falan yaktık ya. Aç kalıp da birbirleriyle savaşsınlar diye. Aa, birinin tipini ilk defa gördüm. Hey, bu yemek. Neden bunları yakıyoruz? Hepsini yakarsak sence ne olur? Aç kalırlar, ölürler. Birleşecekler. Sadece bir ya da iki klana yetecek kadar yemek var. Birbirlerine savaşırken biz kalanlarla ilgileneceğiz. Aralarındaki kurtlar ortaya çıkacak böylece. Buraya onları öldürmek için gelmedik. Buraya onlara kim olduklarını öğretmeye geldik. Onları özgür bırakarak. Eve gitme vakti. Beni çıldırtmayı başaran ama bir o kadar da güzel bir bölümdü. Zaten Şevalye hikayesinin sonu gelmiş. Şevalye hikayesinin sonu geldiği için son boss'tu galiba bu da. Bu durumda kardeşlerim 10. level'a ulaşmayı başardık. Çok güzel. Bence oyunun mekaniğini tam çözemedim. O yüzden bu kadar isyan ediyorum ama bilemiyorum. Gelecek videomuzda sıradaki senaryomuz olan neresiymiş? Vikingler senaryosundan devam edeceğiz. Yağmacıları yağmalamak. Kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.